Herkese merhabalar. 5'ten 6'ya hazırlık kampımızda kümeler konumuzla beraberiz. Tonguç evladım benim, kümeler konusu yepyeni bir konu. Hocam çok güzel oyunlar aynen var. Süpersin. Gerçekten A kümesi var mesela burada. PUBG varmış, Roblox varmış, Clash Royale varmış. Dolayısıyla bak bu bir küme Tonguç evladım benim. Bu oyunların içinde hocam, bulunur. Hocam GTA'yı neden yazmadınız? Hayır, şimdi bu küme aslında 6. sınıfta en popüler olan oyunlar kümesi. Ha. Ama mesela GTA 7. sınıfta en popüler olan oyunlar kümesi. Mesela o yüzden mesela farklı bir kümede gösteriyor. İşte o kümenin elemanı değil yani. Ha, evet, mükemmel zekisin gerçekten. Bak 3 tane elemanı var bu kümenin ve küme gösterimlerine bakacağız seninle beraber. Buna biz Venn şeması diyeceğiz. Aynı zamanda kümelerle işlemlere bakacağız ve kümelerin ne demek olduğunu net bir şekilde anlayacağız. Yepyeni bir konu. 6. sınıfta ilk defa göreceğimiz bir konu. Biliyorsun 5'ten 6'ya hazırlık kampımızda gün gün ilerlemeye devam ediyoruz ve Temmuz'dayız ve kümeler konumuzda, yepyeni konumuzda beraberiz. Biliyorsun 5'ten 6'ya... Zor bir konu mu hocam? Hayır, çok basit bir konu. Çok kek bir konu ve yepyeni bir konu. Ve bunu da 5'ten 6'ya hazırlık setimizde biliyorsunuz ödevlerimizi yapıyoruz Tonguç Evlam, değil mi? Evet, evet, evet. Harikasın. Bunları da seninle beraber baktık. 06'ya sayısal kitabımızda, 06'ya sayısal kitabımızda kümeler konumuzda aslında bu konunun tekrarını yapabilirsin. Hemen sana göstermek istiyorum kümeler konumuzu da Tonguç evladım benim. Burada aslında bizim öğrendiğimiz bu konunun özelliklerini burada aslında bak sayfa 26'dan Tonguç evladım benim sayfa 29'a kadar bu konunun özelliklerini öğrenebilirsin. Tonguç evladım benim, tebrik ediyorum seni, harikasın. Ve aynı zamanda tabii ki ödevlerini yapmayı ihmal etmiyorsun kitaplarımızdan. Hadi bakalım o zaman süper bir şekilde dersimiz başlasın. Şimdi bir kere şunu bilelim. Tonguç'um, kümenin bir tanımı var. O da şu. Çeşitli nesnelerin bir araya getirilmesiyle oluşturulan iyi tanımlanmış, bak burası çok kritik, İyi tanımlanmış gruplara biz küme adını veriyoruz. Ne mesela, kümesi hocam? Aynen. Ne kümesi? Türkiye'nin illeri kümesi mesela. Ha, mesela Türkiye'nin illeri iyi tanımlanmış bunları Tonguç'um. Türkiye'nin illeri desem sana bilebilir misin Türkiye'nin evet, hangileri? Evet. Söyler misin Türkiye'nin illeri bana? Adana, Ankara, evet, Aydın. Ha, bunların hepsini herkes biliyor. Dolayısıyla bu bir kümedir diyebiliriz. Peki sınıftaki bazı öğrenciler Tonguç Erlenmeyim küme midir sence? Evet. Osman, Hamza, Kadir bazıları. Ben onları ama tanıyorum. Bana göre Ayşe, Emir, Veysel. Yani. Anladım. Dolayısıyla herkese göre farklı. Dolayısıyla iyi tanımlanmış değil. Deseydi sana ki, göre bana göre kime göre? Hani sınıftaki mesela deseydi ki mesela takdir alan öğrenciler deseydi tamam o zaman iyi tanımlanmıştı. O zaman hiç kimse yok. Çünkü sen gerçekten ne alakası? P harfiyle başlayan haftanın günleri. Söyler misin Tonguç abi? İyi tanımlanmış mı bu? Pazartesi, Palı, Parşamba, Perşembe, Puma, Cumartesi, Pazar. Puma ne Allah'ım ya. Herhalde saçmalama. Pazartesi, P ile başlayan harfler. Pazartesi, Perşembe, başka ne var? Pazar var. 3 tane var. Tamam, harika. Dolayısıyla bunlar iyi tanımlanmıştır. Bunları söyleyebiliyoruz. Peki Tonguç evladım benim. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken şey şu. Bir kümenin oluşabilmesi için bunun gerçekten de nesnelerini ayırt edebilmemiz gerekiyor. O yüzden bir kümedeki nesnelerinde o kümenin nesi diyoruz biliyor musun Tonguç'um? Elemanı diyoruz. Eleman ne demek Tonguç Öğren Bey? Eleman işte ayın elemanı var mesela çok iyi satış aynen yapıyor. Aynen ya, eleman mesela çalışan gibi bir şey ama o kümenin bir parçası aslında bu elemanı dediğimiz şey. Nesne kümenin elemanı ise Tonguç Öğren Bey'im bak şöyle bir işaret var. Şöyle bir E harfi, Euro harfi gibi bir işaret var. Elemanı değilse ise bu E harfinin üzerine böyle bir tane çizik attığımız zaman elemanı oluyor. Mesela Tonguç, efendim şu kutunu K kümesi olarak tanımlarsak söyler misin? Kutunun içindeki elemanlar nelerdir Tonguç elemanı benim sence? Cep telefonu. Evet. Tornavida. Evren ne Evren dangoz musun? Kalem tenis, bu kalem. Kalem. Burası tenis topu. Tenis topu. Evet. Bu ne peki Tonguç'um? Güneş gözlüğü. Peki bu kutunun elemanı mı Tonguç? Hayır. Değil. O zaman söyler misin bana? Cep telefonu K kümesinin yani kutu kümesinin elemanı mı? Evet. O zaman E harfiyle böyle yamuk yumuk Euro'ya benzer E harfiyle yapıyorum. Peki tenis topu elemanı mı Tonguç? Evet. Süper zekisin. Peki gözlük elemanı mı Tonguç? Evet. Dangoz musun? Dışarıda evladım. Dolayısıyla elemanı değildir. O yüzden şu işareti yapmak zorundayım. Kusura bakma Tonguç evladım benim. Ve geçtik artık kümenin eleman sayısının gösterimine. İşte önemli kavramlara geldik. Tonguç, hemen sana bir şey sormak istiyorum. Şurada kaç tane eleman var Tonguç evladım benim? Şu kümenin kaç tane var? 3 tane. Süper. Cep telefonu, kalem ve telefonu. İşte ben bunu gösterebilmek için şöyle bir sembol kullanıyorum Tonguç'um. S yazıyorum. Sayısı demek aslında bu. Mesela A kümesi, mesela K kümesi ise veya A kümesi ise mesela S A demek. A'nın eleman sayısı demek. Kümelerin
adlarını Tonguç Alemen büyük harflerle gösteririz. Mesela büyük A, büyük B gibi, büyük C gibi harflerle gösteririz genellikle. Ama illa bu olmak zorunda değil, onu söylemek istiyorum. Mesela A, haftanın günleri kümesi. Haftanın günleri kümesinin eleman sayısı kaçtır Allah'ın izniyle? Haftanın kaç günü var? 7. Süper. O zaman eleman sayısı SA 7'dir diyebiliriz. Mesela F harfiyle başlayan aylar. Söyler misin bana F harfiyle başlayan kaç tane ay var Tonguç? Ocak, Şubat, evladım, Fart. Böyle bir şey yok. Fart ne ya, Allah'ım tövbe yarabbim. Dolayısıyla F harfiyle başlayan aylar yok. Fevral. Bunun eleman sayısı 0 Tonguç öğrenmem. Peki bu nasıl bir küme sence? Elemanı olmayan kümeye biz ne diyoruz biliyor musun? Boş küme adını veriyoruz. Ve boş küme dediğimiz şeyi ya şöyle böyle bir çizik atıyoruz Tonguç'um, yuvarlağın üstüne böyle çizik atıyoruz. Ya da Tonguç'um şöyle süslü parantezimizi açıp süslü parantezimizi kapataraktan şöyle bir sembol var. O yüzden aslında B dediğimiz şey boş kümedir şeklinde gösterebiliyoruz. Burada bir ayrıntı daha göstermek istiyorum sana. Ona geleceğim şimdi mesela. Şurada elemanlarını gösterirken, herhangi bir kümeyi gösterirken biz aslında 3 yöntemimiz var. Venn, liste ve ortak özellik yöntemi dediğimiz 3 yöntem var. Tonguç'um Venn şeması inanılmaz basit. Bir yuvarlak çiziyorsun. Kümenin adını böyle kümenin üstüne büyük harfle yazıyorsun. Sonra elemanları teker teker 0, 2, 4, 6, 8 diye yazıyorsun. Ve elemanların her birisinin yanına da bir nokta koyuyorsun. Bu nokta elemanı olduğunu gösteren nokta diyoruz Tonguç'um. Ben bunu liste yöntemiyle yazmak istersem artık işler şatafatlı, yani gösterişli paranteze giriyor. O da şöyle bir parantez, bak böyle bir açıyorsun. Sonra böyle bir çıkıntı var, onu da kapatıyorsun. Ve bunun için elemanları yazmaya başlıyorsun. Bak 0 bir eleman, 2 bir eleman, 6 bir eleman, 4 bir eleman, sırası önemli değil. 8 bir eleman. Elemanları yazdık mı bitirdik. Toplam kaç tane eleman var Tonguç Alemen Bey'im? 5. Süper 8'in. Ve bunun süslü parantezimizi hop şöyle kapatıyoruz. İşte bu da liste yöntemiyle gösterim diyoruz. Peki ortak özellik yöntemiyle göstermek istesek ne yapıyoruz biliyor musun? Yine aynı süslü parantezimizi açıyoruz ve diyoruz ki ya bunların ortak özelliği ne? Bunların ortak özelliği nedir Tonguç Alemen sence? Hepsinin sayı olması. Hepsinin nasıl sayı olması ama? Yuvarlak sayılar. Hayır, dangozlaşma. 0, 2, 4, 6, 8. Çift. Mükemmel. İşte bu çift sayılar değil de çift rakamlar diyeyim. Çünkü sayılar sıfır çift midir hocam? Sonsuza kadar gider ama rakamlar sıfırdan dokuza kadar olduğu için sıfır bir çifttir, iki çifttir, dört çifttir, altı. İşte bunu yazdıktan sonra da şöyle parantezimizi kapatıyorum ve diyorum ki bu üçü de aynı kümenin farklı gösterimleri. Bu Venn şeması gösterimi, bu liste gösterimi, bu da ortak özellik gösterimi diyorum ve mükemmel bir şekilde küme gösterimlerini anlamış olduk. Şimdi Tonguç, senle birazcık alıştırma yapalım. Alıştırmada T eşittir demiş. Ananas kelimesini oluşturan harfler ortak özellik yöntemiyle verilen T kümesinin Venn şeması ve resimle gösterim. Tonguç, ananas kelimesi ne diyorsun? Sen ananas mısın evladım? Ne güzel. Ananas kelimesini oluşturan harfleri söyler misin bana evladım? Ankara. A. A, süper. O zaman A'yı bu T kümesinde Venn şemasına yazıyorum ve yanına noktasını koyuyorum. Başka evet. Ne var? N. Harika. N'yi yazıp yanına noktasını, bu eleman demek. Bir süper. Tane daha A. Bir tane daha A'yı yazamam çünkü bir eleman bir kümede yalnız bir defa yazıyor. Yazdım oldu. Yazın hocam, ne var? Hayır, bir daha yazasam olmaz. İki tane A olur. Olmaz. Yazın hocam, ne olacak tek sanki? Tek bir beni kere yazın. Evladım, bir kümenin içine bir eleman yalnız bir kere yazılır. Aşk şimdi olur. Başka ne olabilir Tonguç'um? Ne? Bu da var. Neyi yazdım bir de bir. İki tane mi? Yazamay- S var. S var. İşte ananas kelimesinin oluşturan harfler aslında A, N ve S. Üç tane var. Ve bu üç tane harf farklı bir şekilde birleşerek ananas oluşturmuş. Ananas da bananas benziyor değil mi hocam? O da bananas. Aynen. Muz demek. Bananas. Bananas muzlar demek tabii. Bunu açtım. Süpermantımı açtım. A'yı yazdım. N'yi yazdım. S'yi yazdım. Bir daha A yazmama gerek yok. Yazamam. Bir kere yazabilirim. Peki söyler misin bana? Bir tane daha özellik göstereyim. S, T. Kaçtır Tonguç Alemen Bey'im eleman sayısı bunun? 3. Süper zekisin. Bu da önemli bir alıştırma oldu senin. Geldik bir de kesişim birleşim kümelerine. Tonguç'um ortak elemanların oluşturduğu kümeye biz aslında kesişim kümesi diyoruz. Ve nasıl gösteriyoruz biliyor musun Tonguç'um? Şöyle bir sembolle gösteriyoruz. Yani tepe taklak U ile gösteriyoruz. Pardon özür dilerim. Kesişim kümesi diyoruz. Ve böyle ters U ile gösteriyoruz. Peki bütün elemanların oluşturduğu kümeye ise birleşim kümesi diyoruz. Veya birleşim kümesi diyoruz, özür dilerim. Birleşim kümesi diyoruz. Ve nasıl gösteriyoruz? Ben birleşim. U harfiyle gösteriyoruz. Ne diyorsun, saçmalama. Birleşimden oluşmuş. U hocam. Da Tonguç'um. Aslında İngilizce'deki birleştirmek, hani
United. United diye bir kelime vardır İngilizce'de. Manchester United. Hayır. Yani UN diye bir şey var. United Nations. Birleşmiş Milletler diye bir şey vardır yani. İşte bu aslında union, birleştirmeden geliyor. Nedir işte o union'dan aklına getirir İngilizce eğer birazcık hatırlıyorsan. Mesela K dediğimiz bir küme var. Karga, serçe, yarasa. Bunların ortak özelliği ne? Uçan hayvanlar. Eyvallah. Ama şöyle düşünelim ya. Uçan hayvanlar deyince sadece bunlar olmaz tabii ki. Ama genel olaraktan karga, serçe, yarasa K kümemiz. L'de kedi, yarasa, eşek. Tonguç'un bana söyler misin? K ve L kümesinin ortak bir elemanın kesişimi var mı? Bak. Yarasa. O aynen öyle. Süpersin. Yarasa, yaramasa diyoruz. Ve güzel bir esprimizle de bu dersi mükemmel bir şekilde devam ettiriyoruz. Yarasa dediğim ve... İnşallah yarasa keşke. Evet. İnşallah bu derste bir işe yarasa diyoruz ve bu bitiyoruz. Dolayısıyla bir tane ortak elemanımız var. Bunu yazdık. Peki Tonguç'um, bunların birleşimi nedir? Yani bunları bir araya getirdiğin zaman neler oluşuyor? Hemen yazmak istiyorum. Bak parantezimizi açtım. Karga var. Ondan sonra serçe var. Sonra yarasa var. Bak bu kümenin aynısını yazmadı. Birleştiriyor zaten. Kedi var. Tonguç'um başka ne var? Yarasa var değil mi? Evet. Bir daha yazamam. Dangoz evladım bir küme bir eleman bir kere yazabilir. Başka ne var? Bir de eşek var Tonguç evladım. Efendim hocam? Hay sana da böyle ne diyorsun saçmalama. Şimdi dolayısıyla toplam kaç elemanlı? 5 elemanlı. Toplam kaç elemanlı? 1 elemanlı. Çünkü ortak bir tane elemanı var. Bunlar birleşince yarasa bir kere yazılabildiği için toplamda 5 tane eleman var. Bunları da unutmayalım Tonguç'um. Hatta şöyle göstereyim sana. S, K kesişim L diye gösterilir. 1 elemandır. S, K birleşim L diye gösterilir. 5 elemandır. K birleşim L diye okunur. Bunu da aklına getirirsen süper olur diyoruz. Peki birkaç tane alıştırma yapalım sana böyle. T ve A kümeleri var gördüğün gibi. Evet hocam. Tonguç'a kadar mi? Aynen süper. T kümesini söyler misin bana bak. T kümesi burada çok hassas. Neden diyeceksin? T kümesi aslında şu kırmızıyla çizdiğim bu kümenin içindeki her şey. Bak parantezimizi açtım. Süslü parantezimizi. Sonra diyorum ki içinde ne var bunun? P var. R var ve S var. Canın çekti mi Tonguç'um? Of. Evet neyi çekti canın çekti? Hocam ben bilhassa şeyi çok seviyorum. Zeytinyağlı pırasa değil mi Tonguç? Zeytinyağlı pırasa. Peki geldik Tonguç'um gel A kümesine. A kümesi de şu morla çizdiğimiz halkanın. Çünkü A kümesi bunun yanında. Bunun içindekiler hemen yazıyorum. S ve K. Hemen bunu da bitirmiş oldum. Peki o zaman T kümesinin eleman sayısına baktığımız zaman. Ya 3 tane var bitti. A kümesi 2 tane var bitti. Peki A kesişim T kümesi. Bunların ortak olan yeri şurası değil mi Allah'ını seversen Tonguç? İkisinin birleştiği, ikisinin kesiştiği yer ortak olan yeri. Evet. O zaman A kesişim T kümesine ben sadece bir tane harf yazıyorum. O da S harfi. Peki A birleşim T kümesine yazarım. Artık bütün hepsini almam gerekiyor. Dolayısıyla süslü parantezin başlıktan sonra P, R, S ve K'nin hepsini yazarım ve bu şekilde tamamlamış olurum Tonguç Ölen Bey'im. O zaman mükemmel bir şekilde konuları anladık. Şimdi hemen bakalım seninle dersimizi bitiriyoruz. Evet ödül sorumuzu yap Tonguç'um yorumlara yolla. Hadi bakalım sana görüyorum.